Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyenlerimiz her salı olduğu gibi bu hafta salı günü de siz sorun biz söyleyelim programında karşınızdayız. Bugün yine aynı şekilde sizler sorularınızı soruyorsunuz. Kıymetli Yavuz Selim hocamız da inşallah sorularınızı cevaplayacak. Bugün normalde burada benim yerime Muhammed Ulusal Hoca'nın olması lazımdı. Ama Muhammed Hoca'mızın bazı önemli sebeplerden dolayı programımıza katılamadı. İnşallah onun yerine kardeşi olarak bu hafta biz sunacağız inşallah. Şimdi normalde Örnek Gençler programından moderatörlü alıştınız ama Yavuz Selim Hoca'mızın karşısında moderatörlük yaptığımız için biraz heyecanlıyız. O yüzden inşallah herhangi bir heyecandan dolayı hata yaparsak affolun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Maşallah güzel bir heyecanla başladınız e, Fatih Hocam. Allah'ım inşallah bu heyecanınızı ziyade eylesin inşallah. inşallah. Ben sizin tecrübenize güveniyorum. Heyecan yapmanıza gerek yok inşallah. Allah sizlerden razı olsun. E, Muhammed Hocam'ın yerine bu akşamki bu programda moderatör olarak katılmanızdan dolayı Rabbim size teşekkür ediyorum. Allah sizlere razı olsun inşallah. i̇nşallah. Evet izleyenlerimiz bu hafta Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız inşallah. Sizler de bizlere aklınızdaki soruları sormak istiyorsanız 0534 387 5026 telefondan Whatsapp veya normal mesaj üzerine bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere arama yolu üzere ulaşmak istiyorsanız 0216 488 0488 telefonundan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam inşallah yavaş yavaş programımıza başlayalım Tabii. inşallah. Buyurun buyur, Fatih Hocam buyurun. Hocam ilk soru seyircimizden gelen bir soru ee, hocam sabah ve ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı diye bir soru sormuş hocam. Hocam özellikle öncelikle Allah razı olsun hayırlı akşamlar diyorum hayırlı yayınlar diyorum Allah'ım inşallah yapacağımız programın tesirini inşallah zirve eylesin istifadesini hep beraber seyircilerimizle beraber yüksek eylesin inşallah. Şimdi malumunuz Fatih Hocam, Allah razı olsun gerçekten seyircilerimizin çok güzel teveccühü var. O teveccühleriyle beraber gelen soruları biz hafta içerisinde elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışıyoruz. İşte bu sorulan sorularda zaten sizin de sormuş olduğunuz soran o sorulardır. Şimdi soruya cevap verecek olursak, bu soru gerçekten çok soruluyor ama yanlış anlaşılan bir şey var, bir konu var. Nedir o? Yani sabah namazından ve ikindi namazından sonra işte kılınacak olan e, nafile veya kaza namazlarında bir karışıklık oluyor. İsterseniz onu bir anlatmaya çalışalım. Şimdi sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır. Soru kaza namazıydı hatırlarsak. Kaza namazı kılınır mı? Kaza namazı kılınır. Ne zaman? İster sabah namazından sonra olsun, ister ikindi namazından sonra olsun fark etmez. Dolayısıyla Peki neden bu karışıklık neden kaynaklanıyor? Buradaki karışıklık şu sabah ve ikindi namazından sonra nafile dediğimiz yani işte sünnet dediğimiz ve nafile dediğimiz namazlar kılınmaz. Sebebi de şudur şimdi beş tane kerahat vakti vardır. Yani neden kaza kılınır da neden nafile kılınmamasının sebebi beş tane kerahat vakti vardır. Bunlardan bir tanesi sıralama olarak gidecek olursak sabah güneş doğmaya başladıktan 45 dakika sonra. Efendi Hazretlerimiz işrak vakti oluyor. Bunu yarım saate kadar indirdi gerçekten. Allah'ım şefaatine nail eylesin inşallah. Önceden işrak vakti beklenirdi 45 dakika. Bunu yarım saate kadar kendisi tabii müştehit olması hasebiyle elhamdülillah. Ee, çok şükür onu yarım saate kadar indirdi. Peki öğlen dediğimiz e, öğlen namazından yine yarım saat öncesine kadar olan vakit, bir de akşam güneş batmasına yarım saat kala olan bir vakit. Bunlar kerahat vakitleri. Bakın bu vakitlerde nafile değil, hiçbir farz namazı dahi kılınmaz. Farz namazı kılınmaz. Peki diğer e, 4 ve beşinci hangisi? İkindi namazından güneş batıncaya kadar olan vakit ve sabah namazının girmiş olduğu imsak vaktinden güneş doğuncaya kadar olan bu vakitlerde de işte biraz önce söylediğimiz gibi farz namazlar kılınır ama nafile namazlar kılınmaz. Burayı ayırt etmek lazım. Kısaca toparlayacak olursak sabah namazından ve ikindi namazından sonra farz namazlar dediğimiz kaza namazları kılınır. Farz dediğimiz kaza namazını konuşuyoruz tabi. Kaza namazı kılınır ama ikindi veya sabah namazından sonra nafile dediğimiz sünnet namazlar kılınmaz. Bunu da evet. bu şekilde toparlamış olduk inşallah yani. E, hocam bir seyircimiz daha sormuş. E, hocam gece namazının vakti ne zamandır? Gece namazı dediğimiz tabii teheccüd namazı deniliyor buna. Bunun için e, vaktinin başlama saati ile alakalı hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rabbimiz zamandan ve şekilden münezzeh olarak birinci kat semaya nüzul eder. Şekilden ve zamandan münezzeh olarak ve kullarına şu şekilde nida eder. Ey kullarım, bakın çok önemli bir hadis-i şeriftir. Ey kullarım, benden bir şey isteyen yok mu? vereyim. Nedir o? Hastası olan yok mu? Derdi olan yok mu? Şimdi ne benim işte bir yani bir sıkıntısı olan yok mu diye nida eder. Ve o şekilde de ne yapar? Kullarına nida eder. Seslenir. Peki bu vakit ne zamandır? Gecenin 3'te 2'si geçtikten sonraki vakit. Bakın gecenin 3'te 2'sini nasıl hesaplayacağız? Fatih Hocam onu da bir izah etmiş olayım. Şimdi bugünkü ben şuraya onu not etmişim. Bugünkü yani bugün itibariyle baktığımız zaman e, gece ya yatsı namazının e, vakti aşağı yukarı 8'i 25 gece 26 gece yani 8.30 diyelim düz olarak İmsak vakti de işte aşağı yukarı 6'lara düştü yani yavaş yavaş geceler ne yapmaya başladı kısalmaya başladı dolayısıyla baktığımız zaman 9.30 saat gibi bir zaman var yani yatsı namazıyla imsak vakti arasında 9.30 saat gibi bir zaman var. Peki 9.30 saat 3'te 2'si deniliyor ya. Üçte ikisi geçtiği zamanki vakit diye hesapladığımız zaman, yani sekiz buçuktan sonra, aşağı yukarı takriben söylüyorum üç, üç buçuk gibi bir vakit oluyor yani. Yani teheccüd namazının gece namazının en eftal bakın en eftal vaktini söylüyorum gece üç, üç buçuk gibi kılınan nedir? Zamandır. Ama bu illa o saatlerde kılınır da diğer saatlerde kılınmaz demek ki En eftal vakit budur. Peki ne zamana kadar vakti vardır? İmsak vaktine kadar. Yani gece namazının Tevcut namazının imsak vaktine kadar, mesela imsaktan 5 dakika önce, 10 dakika önce, yarım saat önce kalktınız. Oldu ki belki abdeste kalktınız. Bir ihtiyaç için kalktınız. Hemen bu da çok önemli. Yani. Buradan özellikle seyircilere istirham ediyorum. Yani insan mesela bir dişi ağrıdığı zaman veya vücudunun bir yerinde bir ağrı olduğu zaman ne yapıyor? Gece sabaha kadar uyumuyor icabında. Ama gece kalktınız mesela bir ihtiyacınız için kalktınız. İcabında ne yaptınız? İhtiyacınızı gördünüz. Geldiniz elinizi yüz yıkamışken bir de abdestinizi tamamlayın. Abdest namazını kılın. Ama mutlaka abdest alıp iki rekat, iki rekat da olsa en azından şu teheccüd namazını mutlaka kılıp o şekilde e, yatmak lazım. Çünkü çok büyük şey var, fazileti var. E, peygamber, peygamberler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e farzdı bu nafile namaz, bu teheccüd namazı. E, hafızlar için de farz olduğu söyleniliyor. Hafızlar da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, varisleri olması hasebiyle. Hocalar için de aynı şey söyleniyor. Ama herkes için İki rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. 2 2 kılınabilir. Ya kısacası gece namazının vakti. Ha şöyle bir şey var. Mesela şöyle bir şey de soruluyor bize. Hocam mesela biz gece namazına kalkacağımız zaman illa uyuyup tamı kalkmamız lazım. Eftal olan uyuyup da kalkmak lazım. Oldu ki mesela hocam diyor ki ben işimden dolayı veya bir sebepten de uyumadım. İşte gece 1'de, 2'de, 3'te neyse kılsam olur mu? Olur. Niye olmasın ya? Yeter ki kıl ama eftal olan, güzel olan usul nedir? Akşam artık yatsı namazını kıldıktan sonra yatmak. Yattıktan sonra da inşallah gece dediğimiz gibi 3 üç gibi, 3.30 üç gibi imsa kadar vakti var. Kalkıp 2 rekat da olsa şu teheccüd namazını kılıp mutlaka teheccüd erbabı içerisine girmemiz lazım. Kıyamet sab sabahında şöyle nida edilecek Fatih Hocam. Denilecek ki teheccüd erbabı ayağa kalksın. Yani tevcüt erbabı, teheccüd ehli, yani teheccüd namazını kılanlar ayağa kalksın denildiği zaman bakılacakmış gibi öyle tek tük. Bakın Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar belki de milyarlarca insan gelip, gelip sayısını bilemiyoruz. Ama tek tüp deniliyor yani. Yani bu kadar e, sayılacak derecede belki de Allah'ım inşallah ziyade eylesin tabii. E, az insan kılıyormuş bu teheccüd namazını. Allah'ım inşallah az da olsa o azların içerisine e, girip ee, mutlaka teheccüd erbe olma nasip eylesin. Teheccüd vaktinde yapılan hani dedik ya Allah Rabbimiz ne der diyor. Dua da mutlak kabuldur. Mutlak ama. Mesela birisinin neyi var? Bir derdi var. Bir sıkıntısı var. Hastası var. Şu var bu var. Ya bırak ona buna, buna şey yapacağına. Git kalk gece yarısı. Aç elini. Boynunu bük. Ya Rabbi de benim senden başka gidecek kapım yok. Bak böyle bir sıkıntım var. Hastam var. Bugün bir abimiz. Allah razı olsun. Bak kalbime geldi şimdi. Kendisine ulaşamadım mesaj yoluyla. Dedim ki abi hayrola bir sıkıntın mı var? Niye cevap vermedin falan? Dedik hocam dedi hastanedeyim dedi şu anda. Çocuğumla uğraştım. Bir hastalığı var mı çocuğunun? Allah'ım inşallah bu abimin de sevdiğimiz bir abimizdir. Ee, çocuğuna da acil şifalar nasip eylesin inşallah. Buradan da kendisine inşallah e, gece namazına kalkıp inşallah biz de kalktığımızda da dua edelim. Allah'ım inşallah acil şifalar versin evladına. Dediğimiz gibi yapılan dua mutlak kabuldür. Mutlak ama yani. Bunun yani tereddüdü yok yani. E böyle bir namazı da kaçırmamak lazım. Nasıl ki ahiret e, hesabını e, hesabla dünya hesabının en ince ayrıntısını düşünüyorsak ahiret hesabında böyle hesap etmemiz lazım. Hocam e, bildiğim kadarıyla e, gece namazını kılan bir kimsenin de yüzü de güzelleşiyor. Tabii hadis şeriftir. Mesela şöyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yüzünü güzelleştirmek için işte makyaj yapıyorlar. Şöyle, gerek yok ki ya. Hadis onu söylediğimiz yani. Ya bir kimse diyor gece namazına kalktığı zaman gündüzde yüzü parlak olur, nurlu olur, güzel olur. Hatta insanın ee, na namaz kılan insanın zaten yüzü belli eder kendisini. Ama gece namazının kılanın daha çok böyle parlak olur, daha böyle nurlu olur yani. Yani o gece tevcide kalktığı belli olur ya. Yani. Herkes tarafından anlaşılır ha böyle bir şey değil. Bunun için kerame sahibi olmaya gerek yok yani. Gerçekten belli olurmuş yani. Allah'ım nasip edesin ya. Ya dedim ya bir dişimiz ağrısa sabaha kadar uykumuz tutmuyor. E ne olur iki dakika. Kalkman, abdest alman, namazı kılman en fazla 10 dakika sürmez yani. Onun için e, iki rekatta olsa o teheccüd erbabı, teheccüd ehli içerisine, o yarın mahşede tek tük insanların içerisine ismimizi yazdırmamız lazım. Allah'ın güzel anlamayı nasip eylesin. İnşallah. Hakkıyla kılanlardan olmayı bizlere nasip eylesin i̇nşallah. inşallah. Evet izleyenlerimiz bir kez daha hatırlatalım. Bugün sizden gelen e, soruları cevaplıyoruz. Siz de bizlere sorularınızı evet. sormak istiyorsanız, e, 0534-387-5026 telefondan WhatsApp veya normal mesaj üzerine e, bizlere ulaşabilirsiniz. E, hocam bir seyircimiz sormuş. Selamun Aleyküm hocam Allah razı olsun aleyküm sizden aleyküm e, demiş. İkindi namazının ilk sünnetini ve yatsı namazının ilk sünnetini bir insan kılmazsa günahı var mı? Bazı insanlar kılmıyor demiş hocam. Şimdi onun sebebi şu, şimdi sünnetler ikiye ayrılır. Bir müekket sünnet var, bir gayrı müekket sünnet var. Müekket sünnet ne demek? Müekket sünnet kuvvetli sünnet. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok kere kıldığı, az kere terk ettiği sünnetler. Bir de gayrı müekket sünnetler dediğimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çoğu kere terk ettiği, az da olsa kıldığı namazlar. Ama tabii yine biz mecbur olmadıkça da böyle keyfi olarak da kılmamazlık değil yani. Peygamber sallallahu aleyhi tabii şey durumlarda, meşguliyet durumlarda kılmadığı namazlar bunlar. Dolayısıyla ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti gayrimüreklet bir sünnet olduğu için e, kılınmaması şey e, nedir, yani kılınmamasında şey yoktur. Günah diyemeyiz de e, mecbur durumlarda, zamanın dar olduğu vakitlerde seyahat olur, şu olur olur kılınmayabilir. Ama devamlı değil bakın. E, ve keyfi olarak değil. Mesela deniliyor ki ya bugün de bir sünnet işleyeyim ne yapayım işte iki namazın sünnetini terk edeyim. Öyle bir şey yok Bu da yanlış bir anlayış. Öyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyfi bırakmamış ki, kılmamış ki o namazı. Kılmamak yani keyfi olarak basit bir şeyden dolayı kılmamazlık yapmamış. Dolayısıyla bir şeyden dolayı yapmıştır. E, Gayrimöreklet sünnet olduğundan dolayı bu namazların bazen kılınmamasında günah yoktur yani. Kılınmayabilir yani. Evet hocam bir seyircimiz de e, hocam sormuş. Selamun Aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Ee, aleyküm. teheccüd namazı en az kaç rekat kılınır ve kılınırken de ne okunur? Şimdi teheccüd namazı bunlar nafile dediğimiz e, namazlardır. 2 rekattan 12 rekata kadar kılınır bunlar. E, okunmak için yani iki işer kılınır bir de bu. Yani 12 rekat bir anda değil de 2 2 12 rekat o şekilde kılınmış olur. Özellikle e, şu okunur, şu da şu ayet okunur, bu ayet okunur diye bir şey yok. Yani Mesela ezberlerinizde ne varsa başlarsınız mesela elem taradan aşağı doğru ilave erayete o şekilde devam edebilirsiniz. Veya Kur'an-ı Kerim'i muhtelif yerlerinde ezberleriniz varsa o şekilde kılabilirsiniz. Ama insan bildiği ezberleri iki iki de kılındığı için müstakil şekilde kılınmış oluyor. Ayrı ayrı kılınmış oluyor. Herhangi bir sure okunabilir. İle şu sure okunur, bu sure okunur. Öyle bir mecburiyet yok yani. En az ne kadar okunur? Kılınır. Evet. En az iki rekat. en az okurken kaç ayet Normal okunur? Normal namazlarda kılınması gereken, okunması gereken neyse... Onda fıkıh kaideleri şöyle geçer. Bir ayet, üç ayet, üç kısa ayet veya üç kısa ay ayet uzunluğunda bir ayet. Yani sonuçta kıraatın farz olan kısmı dediğimiz üç kısa ayet veya üç kısa ayet uzunluğunda bir ayet okuması yeterlidir yani. Evet. Kısa kısa. Mesela misal vereyim. Kulüel kafirinle birinci rekatta okursunuz. ikinci rekatta ihlası kulüvallahu okursunuz. Bu şekilde iki rekatı tamamlarsınız. Diğer rekatlarda da istediğiniz şekilde yani ile şu sure okunacak, bu sure okunacak öyle bir mecburiyet yok. Ama yine söylüyorum kaçırmayalım. Çok üzülürüz sonra yani. Allah'ım inşallah ikram eylesin diyorum inşallah. Şey ee, hocam bir seyircimiz de Türkiye'mizde yaygın olan bir soru sormuş. Hocam saç veya sakalları boyamak caiz midir? Şimdi saç veya sakal dediğimiz zaman Allahu Teala insana çok değer vermiş. İnsan gerçekten keremli bir varlık, kıymetli bir varlık. Ama e, en güzel surette yaratmış Rabbimiz insanı. Bütün varlıkları en güzel surette yaratmış da, insana gerçekten, e, yani olması gereken güzelliğin tamamını eksiksiz bir şekilde Rabbimiz ikram eylemiş. Ama insanoğlu kalkıp da bunu kendi keyfinden ve herhangi bir şeyden dolayı değiştirmesine de pek Rabbimiz razı olmuyor. Bunun cevabı şu, saç veya sakalı siyah olarak, siyah renkte boyamaya caiz değildir haramdır. Ya bu boya olmaması e, siyah olması hasebiyle, istifında. Buna müsaade edilmiyor. Çünkü siyah renk ister kına olsun, ister boya olsun, ne olursa olsun ikisine de müsaade edilmiyor. İster saç olsun, ister sakal olsun, ister bayan olsun, ister erkek olsun fark etmez. Ee, peki siyah boyanın dışında olan e, diğer renklere e, hususunda da onda da şu deniliyor. Ee, o siyahın dışındaki boyayı saçı sürdüğünüz zaman saçınızda böyle bir katılaşma, bir tabak oluşturmayacak ve e, o tabakayla beraber yani su, e, su, abdest veya gusülde suyun ne yapmasını, e, tenimize geçmesini engel olmayacak. Yani o kullandığımız boya e, bir tabak oluşturmayacak. E, saçımızı yıkadığımız zaman ama abdestte ama gusülde yıkadığımız zaman suyun derimize ulaşmasını engel olmayacak bir boyaysa ona fetva veriliyor. Bu boya da olabilir, kına da olabilir. Yalnız e, kına'nın e, siyahına da müsaade yok. Yani orada da şöyle anlaşılıyor. Ya, kına bu, her türlü kullanımı kına, Hint kınası deniliyor mesela şu anda bildiğim kadarıyla bir Hint kınası var. Rengi de siyah o boyan, e, kına'nın ona da müsaade yok yani. Ha, dolayısıyla boyanın ve kına'nın siyahına müsaade yok, caiz değildir, haramdır. Ama boyanın ve kına'nın siyahının haricindeki renklerde tabaka oluşturmaması, yani suyun geçmesini engelleyecek şekilde bir tabak oluşturmaması şartıyla onlara müsaade ediliyor yani. Evet hocam. E, bir seyircimiz Hollanda'da mesaj atıyor hocam. E, Selamun aleyküm hocam. Ben ya Hollanda'da ya. yaşıyorum. E, teheccüd şey teheccüd namazını e, imsaka 50 dakika kala kılıyorum. Uygun mudur? Dedim tabii, tabii. Dediğimiz gibi yani eftal olan vakit 3'te işte 2'si ama imsaka kadar olan vakitte istediğimiz zaman yeter ki kılın 50 dakika değil 5 dakika önce de kılsanız Geçerlidir yani ama hocam en eftal En güzel zamanı ne zaman diyorsak 3'te 2'si dediğimiz 3-3,5 gibi ama olsun 50 dakikada olsa maşallah diyorum Allah'ım devamı nasip etsin inşallah Kılmak lazım geçerli olmaz mı Yeter ki kılın yeter ki imsaktan önce olsun yani İnşallah ee, Hocam e, Türkiye'mizde işte çoğunluk Kadınlar evde e, iş yapar Erkekler de işte dışarıda Evini geçindirmek için işte e, Para kazanır yapar çalışır, evet. çalışır. Ee, peki hocam bu erkek, bir erkek e, kadın kuaföründe çalışması caiz midir? Evet gerçekten genç bir soru. Allah'ım inşallah buraları da güzel anlamayı nasip verirse Şimdi Fatih Hocam, bir erkekle bir kadının bir kere soruyu güzel anlamak için şunu söylemek isterim. Bir arada bulunması mahremi olmayan, yani kendisine nikah düşen dediğimiz mahremi olmayan bir erkekle bir kadının bir arada bulunmasına bir kere Rabbimiz müsaade etmiyor. Caiz değildir. Niye? Çünkü birbirlerine nikah düşer. Dolayısıyla nikahlar olmadığı için bir arada bulunması caiz değilken şimdi canlandıralım. Bir şöyle bir şey yapalım aklımıza canlandıralım. E bu kadın erkek kuaförüne gitmiş. Kendisinin bir arada bulunması bile müsaade olmayan, caiz olmayan bir erkek tarafından kendisini ne yapılıyor? Saçına dokunuluyor, tenine dokunuluyor. E bu nasıl şey olsun yani? Kesinlikle caiz değildir. Allah'ım inşallah o kardeşlerime de yardım eylesin. Tabii ben bunu söylerken onların işini zorlaştırmak için söylemiyorum ama bu yani. Yani aslında o söyle zaten bir, bir erkek kardeşimiz bunu soruyorsa zaten onda bir rahatsızlık var demektir. Demek ki kendisi de tabii imanın gereği, kendisinde bulunan o imanın gereği rahatsız oluyor. Niye? Çünkü acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Kendisinde bir sıkıntı var ki doğru yani öyle de olması lazım. Onun için o kardeşlerime derim ki Allah'ımız buna müsaade etmiyor. Bir kadının zaten erkek kuaföre gitmesi de caiz değil ama bir erkeğin de kendisine gelen erkeklerin haricindeki bir beyanları tıraş etme hususunda olsun veya bir şekilde ne olsun olursa olsun kuaförlük yapması kesinlikle caiz değildir. Doğru değildir. Haramdır. Niye? ister istemez mesleği icabı, şey icabı kadının saçına dokunacak, tenine dokunacak bir şekilde bunlar caiz değildir. Allah'ım inşallah güzel anlamaya nasip edesin bu kardeşlerime yardım edesin inşallah. i̇nşallah. Evet. Hocam e, biz seyircimiz ee, selamun Aleyküm Hocam Aleyküm Selam ee, Sakalları e, kesmek Usturayla mecburi olmadığı halde Kesmek e, Günah mıdır demek ki Yani şu orada kazıma kastediliyor Kesmek derken yani sakalın tamamını Kazıma kastediliyor Şimdi burada da şunu belirtmek isteriz Erkeğe Allahu Teala şiar olarak Şiar olarak sakalı ikram etmiş Kadına da saçı ikram etmiş Yani erkeği daha güzelleştirmesi Kadını daha güzelleştirmesi açısından Dolayısıyla erkeğin en güzel şiarı nedir? Sakaldır. Bir insanın sakalını tıraş etmesi aslında şu gibidir. Yani kitaplarda tarif ediliyor. Sanki bir uzvunu kesmesi gibi. Kazıması yalnız. Bakın kısaltmayı kastetmiyorum. Dikkat edelim. Yani sakalını kazıması sanki bir uzvunu kesiyormuş gibi anlaşılır yani. İfade edilir ve öyle söyleyeyim yani. Buradaki şey de şu. Sadece şafi mezhebinde ki fıkıh ulemasının, ulemasının bir, bir görüşe göre Tahrimen mekruh denilmiş ama diğer mezheplerin tamamına göre sakalı kazımak, ustura dediğimiz tıraş etmek haramdır. Hele hele yani böyle bir çok e, yani tabi bunda da çok böyle zaruret mecburiyet pek şey yapılmıyor ama hani en azından geçerli denilen işte, yani müsaade edilmeyecek derecede o da geçici olur tabi devamlı o da olmaz. E, şekilde keyfi olan kardeşlerimi çok dikkat etsinler. Bakın haramdır diyoruz. Sakalı kazımak haramdır. Kısaltmak bidattir. Yani onun ölçüsü de nedir? Sakalın ölçüsü şu çene. Dudağımızın altına tuttuğumuz zaman dört parmak. Bir tutam deniliyor buna. Dudağımızın altından bir tutam. Bu şekilde bırakmak sünnet. Bu bir tutam çenemizin dudağımızın altından bir olan şeyi kısaltmak bidat. Ama kazımak haramdır. Allah'ım inşallah Şimdi belki de çok insanlar Allah Allah böyle bir şey var mı da işlerinden ne geçirebilirler ama gerçekten bu böyle yani Yavuz Selim Hocanın kendi görüşü de değil kendi öyle sorunun cevabına karşılık verdiği bir cevap da değil bu fıkıh kaidelerine böyledir yani gerçekten güzel anlamak lazım ama sakal da insana güzel yakışıyor yani. Evet yani kazımamak lazım yani inşallah. Kısaltmak? Kısaltmak bidat dedik. Bidat, evet. evet. İnşallah <laughs> güzel anlamayı nasip etsin abi inşallah. Evet hocam bir erkek yani gözü bozuk olan herhangi erkek veya kadın abdest veya gusülde lens takıyorsa eğer lensleri çıkarması gerekli midir hocam? Şimdi lens dediğimiz tabi gözlük kullanan kardeşlerimiz veya görmeye karşı biraz bizim gibi mesela böyle gözlük kullanmıyor da lens kullanan kardeşlerimizde şöyle bir şey var. Şimdi yüzümüzü yıkamak farz. İster abdest olsun yani abdeste ve gusulda ne yapmak? Yüzümüzü yıkamak nedir? Farz. Peki nedir bunun yüzümüzün ölçüsü? Şu saç bitiminden bakın ölçü veriyorum. Saç bitiminden başlar. Yüz dediğimiz yer neresi? Yani saç bitiminden başlar. Bu şekilde... Şu kulak yumuşaklarımızın altından buradaki nedir? Şuraya kadar, çene altına kadar. Burayı yıkamak nedir? Farzdır. Peki bu yüzümüzün içerisinde, yani yüzümüzde ne var? Gözlerimiz var. Deniliyor ki her ne kadar yüzü yıkamak farz olsa da gözün içini, bakın etrafını demiyorum, dikkat edelim ifadeye. Kirpiklerimizi, şuralarımızı falan demiyorum. Gözün içini yıkamak farz değildir. İster bu gusülde olsun, ister abdest olsun. Dolayısıyla Gözün içini yıkamak farz olmadığından dolayı lens kullanan kardeşlerimizin lenslerini çıkarmasına gerek yoktur. Bu ister abdeste olsun, ister gusül olsun fark etmez. Lens gusle veya abdeste de mani değildir inşallah. Ee, evet hocam, ee, bir kardeşimiz yazmış. Ee, hocam selamünaleyküm. Ee, erkek veya kadının kaşlarını alması caiz midir? Bu akşam da maşallah hep böyle şey sorular geliyor. Allah Allah o da güzel. Elhamdülillah Allah razı olsun kardeşlerimizden. Demek ki merak etmişler ki soruyorlar. Şimdi bunda da ölçü şu. Burada da yine fıtratı tahyiri denilen yani fıtratı Allahu Teala'nın insanı en güzel kıvamda en güzel şekilde yarattı demiştik ya. Orada da değiştirmekle alakalı bir konu var. Nedir o? Mesela Allahu Teala erkeğe ve kadına ayrı ayrı yani kaş aynı gibi gözükür ama kadına bakıldığı zaman kadının kaşı biraz da istisnalar hariçtir tabi. Biraz daha böyle erkeğe nispeten biraz daha nedir? İncedir, biraz daha kibardır. Ama hal ne kadar böyle olsa da ne yapılıyor mesela? Ee, kadınlar özellikle kaşlarını böyle artık e, ne mantıkla, nasıl bir düşünceyle tabi yine bellidir ama güzelleşmek adına olabilir. Böyle iyice inceltiyorlar. Böyle kaşlar inceltiyorlar. Hatta şunu da duyuyoruz yani. Kaşlarını tamamen alıp bir kalemle kaşlarını çiziyorlarmış yani. Allah Allah. Yani Gerçekten çok ilginç şey. Yani sen Allah'ın vermiş olduğu kaşı, sana ikram etmiş olduğu kaşı beğenmedin de e, kendi aklına göre, nefsine göre, fikrine göre öyle bir kaş çizeceksin. Ne kadar güzel olur orasını da bilemiyorum ama o da değişik yani. Böyle yapıyorlarmış yani. Bunlar kesinlikle caiz değildir Fatih Hocam. Yani bir kadının kaşını alması, tamamen alması, inceltmesi, şöyle yapması, böyle yapması caiz değildir. Erkekler için de şöyle deniliyor. Erkeklerin bazen böyle kaşlarına bakıldığı zaman böyle öne doğru böyle hani uzamaz ama durumlar oluyor. Yani düzeltmek için yapılan bir şeyse onda sıkıntı yok ama ister erkek olsun ister ne bileyim kadın olsun kaşlarını alması tamamen kazıması boyaması şöyle yapması fıtratı tagyire girer. Yani ne demek fıtratı değiştirmeye girer. Yani sen Allahu Teala'nın sana ikram ettiği kaşı beğenmediğinde şekil veriyorsun ona kafana göre. Bunlar caiz değildir yani. Bunlara da dikkat etmek lazım. Şu kaşın ortası var bir de, kaşın ortası. Bu kaşın ortasını da bazen e, hanım kardeşlerimiz için özellikle söylüyorum. Erkekler için yine caiz değil de, hani biraz böyle tek kaş mı diyorlar, ne diyorlar böyle kaşlar birleşiyor burada, tek kaş gibi oluyor böyle. Hani biraz böyle erkeğe benzeme erkeklerde daha çok olur o. Benzeme, yani biraz daha kadının güzelliğini şey yapma açısından biraz sadece şurayı bakın dikkat edelim ama. Şurayı sadece şuranın alınmasına fetva verenler var. Kadın için söyledim, erkekler için söyledim, ona da dikkat edelim. Bana fetva veren var. Niye? Biraz daha hani e, güzelleşme erke e, kocasına karşı güzelleşme adına. Evet. Yani bugün hep yüzle alakalı sorular geliyor. Evet. Bir tane daha sevdiğimi sormuş da e, Selamun Aleyküm hocam. iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun, e, aleyküm saç aleyküm, ektirmek veya e, peruk takmanın dinen hükmü nedir demiş. Saç ektirmeye baktığımız zaman e, şimdi orada da yine aynı şekilde bu saç ektirme olayı olsun peruk olayı olsun Mesela peruk dediğimiz şey eğer insanın veya saç ektirmek dediğimiz insanın veya bir başkan yani ister kendi saçından olsun ister ne bileyim işte başkasının saçından olsun ektirmek caiz değil. Peruk dediğimiz yine aynı şekilde eğer insanın bizzat insanın kendi saçından kendi kılından yapılan bir peruk, peruksa o da caiz değil. Ama böyle suni maddelerle yapılan böyle ne bileyim değişik böyle normal saç gibi gözüküyor ama insanın saçı değil. O şekilde olanlara fetva veriliyor. Ama insandan yapılan peruk olsun veya bu saç ektirme hususu da çok önemli. Yani sanki bu çok gayet normalmiş gibi. Yani bunda bir anormallik yokmuş gibi, bir sıkıntı yokmuş gibi de bir algı var maalesef toplum içerisinde. Ne olacak ki diyor hocam diyor, benim diyor saçım çıkmıyor diyor. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Yani kendi saçımdan diyor, şu ensemden icabında ensemdeki saçımları alacağım, buraya diktireceğim. Benim saçım demek istiyor. Öyle bir şey yok yani bunlar caiz değildir. Yani kısacası saç ektirmek caiz değildir. Peruk insanın insan kılından yapılan bir peruksa onu takmak da caiz değildir. Ama insan kılı haricindeki bir e, maddeden, bir yapay maddeden veya bir suni maddeden yapılan bir peruksa ona fetva veriliyor yani. Bugün e, sizlerden gelen e, soruları cevaplıyoruz. E, bize WhatsApp veya normal mesajdan ulaşmak istiyorsanız 0534 387 5026 telefonundan bizlere e, sorularınızı sorabilirsiniz e, Hocam e, sorularımıza devam edelim inşallah e, Bir tane sevdiğimiz selamünaleyküm hocam. hocam e, selam. Erkeklerin kot pantolon giymesi Caiz mi demiş <laughs> Geçen hafta da Bayanlara sorulmuştu da Demek ki oradan şey yapmışlar Şimdi e, doğru erkek belki e, Yani kot pantol Belki erkek giysisidir er, Erkek kıyafetidir ama Onda da şöyle bir sıkıntı var yani normalinde meşru olan hiçbir şeyin kullanılmasına şey veriyor yani Rabbimiz bir kısıtlama getirmiyor. Oradaki sıkıntı şu yani kotun giyilmesinde değil. Mesela bir kot pantol yaparsınız ee, erkeğin biliyorsunuz göbekle diz kapağı arası nedir? Avret mahalledir yani. Ee, bir kot pantol yine kottur rengi şudur budur ama nedir? Boldur yani. Yani insanın, erkeğin işte o göbekle diz kapı arası avret olması hasebiyle vücut hatlarını göstermiyordur. Giyilir mi? Giyilir. Niye giyilmesin yani? Oradaki şey şu kot pantol giymesinde değil kot pantolun dar olmasında biraz sıkıntı var. Nedir? Mesela baktığınız zaman özellikle mesela namaz kılarken icabında eğildiği zaman değil mi secde de şurada burada. E biraz da dar olmasa hasebiyle erkeğin de göbek ve diz kapağı arası abret olması hasebiyle her tarafı şekli belli ediyor. Bundan dolayı pek uygun görülmüyor. Ama bir kot pantolon yaparsanız bak buradan söyleyeyim ben yani. Bir kot pantolon yapmışsınız ki e, bol mesela böyle yani en azından e, şey yani şekli belli etmeyecek şekilde bir kot pantol yapmışsınız. Giyilir mi? Giyilir. Niye girmez? Yani kot pantol giyilmesinde değil dar olmasında sıkıntı var. Allah'ım inşallah oralara da güzel anlamayı nasip edersin. Ama bu kot pantol olması da şart değil. Kumaş pantol da olsa aynısıdır yani. Yani kumaş pantol da dar olsa o da uygun değil yani. Bol olması her zaman güzeldir. Ama namaz kılarken ama dışarılarda inşallah Rabbimizin bizim hakkımızda emretmiş olduğu, buyurmuş olduğu şeylere bizim menfaatimizdedir, bizim karımızadır. Rabbim inşallah o güzelliği anlamayı nasip edersin inşallah. Hocam bir seyircimiz çok önemli bir soru sormuş, uzun yıllardır Türkiye'mizde sıkıntılı olan bir durumu sormuş. Hocam Allah razı olsun, çok güzel program yapıyorsunuz. Size Allah doyum Allah olmuyor, Allah olmuyor demiş. Allah razı olsun. Rabbim sayını, sayınız artsın inşallah yazmış. Allah razı olsun. Şunu sormak istiyorum hocam demiş. Dinen bir gelinin kaynanaya bakma kaynanaya bakma zorunluluğu var mıdır diye. Güzel soru sormuş. Gerçekten. Ee, <laughs> Buradan da biraz kaynanaların kulağını çıtlatalım o zaman yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın burası çok önemli. Şimdi bir ifade kullanacağım ama gelinler de hemen kendisine pay çıkarmasın yani. Ölçüyü de güzel anlamak lazım. Bakın Allah indinde şer'an, Allah'ın koymuş olduğu insanlar için, kullar için koymuş olduğu hükümlere göre, şer'i hükümlere göre bir gelinin kaynanaya bakma mecburiyeti yoktur. Bir daha söylüyorum. Allah indinde Rabbimizin şer'i şerifteki kanunlara göre, hükümlere göre bir gelinin kaynanasına bakma mecburiyeti yoktur. Ama kime göre? Allah'ın diye. Bu şu demektir yani. Ne demek bu? Mesela bir kaynana gitse hakime, savcı şey işte ne bileyim kadıya dese ki ya gelinin bana bakmıyor dese der ki öyle bir mecburiyeti yok ki. Hadi evine dön der yani. Der mi der. Hazreti Ömer zamanında olmuş. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında bir kaynana gelmiş demiş ki ya Ömer ya halife benim gelinim bana bakmıyor demiş. Demiş ki anne demiş sana bakma zorunluluğu yok ki zaten demiş. Göndermiş yani. Ama şimdi asıl şimdi burada hemen gelinler kabarmasın yani. Hemen böyle tamam öyle bir mecburiyetim yok hemen her şeyi bırakmasınlar. Deniliyor ki her ne kadar bir gelinin kaynanasına bakma mecburiyeti yok ama insani olarak vicdani olarak insanen yine onun hizmetini yapmak zorundadır. Niye? Sen de ey gelin kardeşim, ey kız kardeşim, ey bacım, sen bugün gelinsen, yarın sen de kaynana olacaksın. Bu bir. Sen bugün gelinsen, yarın da kaynana olacaksın. Sonuçta onlar da yaşlıdır. Sonuçta senin nasıl ki annen varsa, o da senin kocanın, kocanın annesi yani. Bir anne olarak göreceksin. Anne olarak onu, yani ihtiyacını, hizmetini, yaşlılığından onu görmeye çalışacaksın. Gelin kardeşlerimiz için, gelin konumunda olan kardeşlerimiz için daha anlaması için bakın şu, bu soruyu tersinden sorarsam daha güzel anlaşılacak. Şimdi ne dedik mesela? Bir gelin kaynanaya bakmak zorunda mıdır? Peki ben soruyorum şimdi. Bir damat kaynanasına bakmak zorunda mıdır? Gelinin annesine. Gelinin annesine. Şimdi gelinler iyi anlasın şimdi. Peki damat yani senin kocan senin annene bakmak zorunda mıdır? Bak o da mecbur değildir. Gördün mü? Şimdi hemen gelin kardeşine bir düşünsün. Öyle o da benim annem, o benim kocam ama o da benim annem. Bakmak zorunda yok. Öyle, onun da öyle bir mecburiyeti yok. Nasıl ki gelinin kaynanaya bakma mecburiyeti yoksa dinen, bir damadın da kaynanasına bakma zorunluluğu yoktur. Ama yine aynısını söylüyorum. Hastadır, yaşlıdır. Normalinde o kaynanaya, o anneye, ister gelinin olsun, ister damadın, kendi evlatlarının, kendi çocuklarının bakması lazım. Dinen, yükümlülük onlarındır. Ama yok. Çocukları yok mesela. Veya var da bakmıyorlar. O zaman yine deniliyor ki nasıl ki gelin kaynanasına yine anne konumunda olduğu için, damat da aynı şekilde kaynanasına yine anne konumunda olduğu için vicdanen, insani olarak onun o zayıflığından dolayı, onun o yaşlılığından dolayı, onun o ihtiyaç sahibi olmasından dolayı bakması güzel olandır. Güzel olan bakmasıdır. Yani Tabi gücü nispetinde yapabildiği kadar güzel olan insani olarak, vicdani olarak yapması gereken doğrusu budur yani. Karşı tarafta gelini, gelini yani kaynanayı kaynana bilmek lazım. Hanımı hanım bilmek lazım. Rabbim inşallah burayı da güzel anlamayı nasip eylesin inşallah. <laughs> hocam. bir seyircimiz daha sormuş. ho mesela hocam bir gelinde karı koca kavga yaptılar. hocam demiş kadının dinen kocasını boşama hakkı var mıdır <laughs> ya? Yani kavga ettiği zaman hemen boşayacak yani öyle mi yani? Zaten bunun için Allahu Teala boşama hakkını kadına vermemiştir yani. Nasıl? Ee, çünkü kadın çok duygusaldır. Yaratılış olarak yani bunu burada kadının bir eksikliğinden dolayı bir şey değil. Allahu Teala kadını biraz daha böyle hissiyatlı, biraz daha duygusal yaratmış es, e, erkeğe nispeten. Niye? işte böyle dediğiniz gibi soruda olduğu gibi biraz kızar, kavga eder, şu şey yapar, akşama kadar ondan sonra 50 kere kocasını boşar. <laughs> Öyle değil yani. Yani boşama hakkını Allahu Teala erkeğe vermiştir, kadına vermemiştir. Yani kadın diyelim ki kocasına kızsa akşama kadar ben seni boşadım, boşadım, boşadım dese hiçbir şey olmaz yani. Niye? Çünkü onun boşama hakkı yok. Boşama hakkını Allahu Teala erkeğe verdiğinden dolayı Allahu Teala e, şey kadınların boşama yetkisi, boşama hakkı yoktur. Yanlış şöyle bir yanlış yapılıyor. Ha deniliyor ki oldu ki şöyle bir yanlış var. Bakın buna dikkat edelim. Bu da çok önemli bir mesele. İşte oldu ki ben kocamla ileride anlaşamadım. Kocamla bir aramda bir uyuşmazlık oldu. Nikah esnasında kocasından talak hakkı isteyen isteme şart koşuyorlar. Bu da çok doğru bir şey değildir. Yani oldu ki mesela ben anlaşamazsam ya aramızda bir huzursuzluk olursa o talak hakkını kendisi kullanıp kocasına ihtiyacı olmadan boşuca yani bu bunu kesinlikle doğru görmüyorlar. Çünkü o her zaman kadında bir şey olur yani. Böyle bir erkekle kadın arasında bir huzursuzluğa, bir bir şeye sebep olur. Bu da doğru bunu da doğru görmüyoruz. Ama dinen böyle bir hakkı e, erkeğin kabul etmek şartıyla var mıdır? Vardır ama bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz yani. Çünkü bu hep sıkıntılıdır yani. Yani hocalarımızdan, büyüklerimizden bize anlattıkları, öğrendiğimiz kadarıyla bunu çok e, uygunsuz görüyorlar. Çok yani sıkıntılı görüyorlar. E, zaten bu şekilde olanların da yani nikah esnasında ee, talak hakkını kocasından e, izinle beraber alan kadınların çoğu da boşanmıştır yani. Çoğu da boşanmıştır yani. Ona güvenerekten yani. Çünkü kolay değil ki. Bu evlilik bu ya. 3 sene, beş sene, on sene, en az on sene deniliyor. En az on sene. Bir kadınla bir erkeğin yani bir ailenin tam böyle birbirlerinin huyunu, suyunu, yani sabretmeleri, birbirlerini idare etmeleri en az on sene deniliyor. E sen üç, üç sene sonra kızdın kocana hadi bakalım benim bir talak hakkım vardı veya boşama hakkımı vermişti, izin almıştım, vermişti bana. Ben seni boşadım, evlilik bitti. Öyle bir şey yok yani. Allah'ım güzel anlamayı nasip etsin. Sabretmek lazım, tahammüllü olmak lazım. Dolayısıyla toparlayacak olursak kadının dinen Allah indinde boşama hakkı yoktur. Boşama hakkı, talak hakkı erkeğindir. Ee, hocam bir tane seyircimiz e, sormuş. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Anneme ha çıktı. Annemin tek başına ha çekmesi caiz midir demiş. Mahrem olmadan caiz değil. <laughs> Mahremi dediğimiz annem, annem dediği herhalde bayan mı erkek mi orası belli mi? Ya yani neyse erkek erkekse yani soran kardeşimiz erkekse oğlu olabilir babası hanım annemizin kocası olabilir, oğlu olabilir, torunu olabilir, işte kardeşi olabilir. Yani kısacası bir bayanın mahremi olmadan ister hac olsun, ister umre olsun. Bu tabi sadece hac ve umre ile alakalı değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor şerifine seferi mesafe 90 kilometre den sonrası ve 15 günden az olmak şartıyla gittiği yer bir memleketi olabilir. Gittiği yer herhangi bir sebepten dolayı bir yer olabilir. hac olabilir, umre olabilir. Mahremsiz bir kadının ee, bu bu tür yerlere gitmesi hadis-i şerifte pek buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının mahremi olmadan sefiri mesafeye gitmesi helal değildir. Caiz değildir. Allah'ım inşallah burayı da güzel anlamayı nasip eylesin. Mutlaka yanlarında ne olmaları lazım? Mahreminin olması lazım. Evet hocam ee, bir tane seyircimiz güzel bir soru sormuş. Ee, hocam komşum dişi büyük baş hayvan aldı. Ee, hayvan hamile çıktı. Ee, onun yerine küçük baş hayvanı kesti. Kurban kabul olur mu? Demiş. Ya bir daha okur musun yani? Ne yapmış? Ee, komşum dişi büyük baş hayvan aldı. Büyük baş hayvan almış. Evet. Ee, hayvan hamile çıktı. Ha, hamile çıktı. Evet. Ha. Onun yerine küçük baş hayvan yani hamile doğurduktan sonra küçük hayvanı kesti. Bu yavrusunu yani. Yavrusunu demek evet. anladığım kadarıyla. İşte bu da ne kadar üzücü bir durum. Yani sonuçta o hayvanı satan insanlar mutlaka bu işin ehilli yani. Yani sonuçta bir hayvanın yani bir kurban edilecek bir hayvanın e, yani hamile olduğu doğurması gereği doğurmasını az buçuk anlarlar yani ya Artık yine gözden kaymış diyelim Doğrusu o zaten e, Onu kurban ettiği zaman baktık ki karnında eğer yavrusu varsa onu da zaten e, kurban etmeli lazım yoksa bunlar olur Allah muhafaza Ama ee, öncesinde bu tür şeylere de ne yapmamak lazım? Dikkat etmek lazım. Yani hamile veya doğuracak olan hayvanları kurbanlık olarak satın almamaya çok dikkat etmek lazım. Yazık o hayvanın da e, doğmasına engel olunmuş olundu. Ama tabii hata yoluyla anlamadan da bazı bu tür vakalar oluyor mu? Oluyor. Olduğu zaman da yavrusuyla beraber ikisini kurban edilmesi lazım. Yani. Ee, Selamun aleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Severek izliyoruz tamam, demiş. Razı olsun. Ee, eşimle şu an, şu an. evde cemaat yapabilir miyim? diye bir soru gelmiş. Şimdi bu da şöyle bir şey, e, alışkanlık yapmamak şartıyla, bakın şartı söylüyorum nedir o? Oldu ki işinizden evinize dönüyorsunuzdur, mahallenizdeki camiye e, veya bulunduğunuz iş yerindeki camiye bir şekilde yetişemediniz, gidemediniz işinizden dolayı, şundan dolayı yatsı namazını kılamadınız. Misal verdim ben, genelde zaten bu ya sabah namazı olur ya akşam ve yatsı namazı olur, akşamları olan vakitlerde olur. Alışkanlık yapmamak şartıyla nedir o? Ee, bir zaruretten dolayı, bir mecburiyetten dolayı cemaate gidemediniz. Nereye? Camideki, yani camideki cemaate yetişemediniz, gidemediniz. O zaman tek başına biliyorsunuz bir insanın tek başına kıldığı namazla, cemaatle kıldığı namaz arasında 27 kat daha fazla sevap vardır. Hocam ben cemaat sevabını kaçırmak istemiyorum ama camiye yetişemedim, camiye gidemedim. Biliyorsunuz camide ne vardır? Birlik vardır. Müslümanların birliği, beraberliği, güç gösterisi vardır. Bakın burası fazla konu açılmışken söyleyeyim. Yeryüzünde hiçbir sistem, hiçbir bir şey, bir düzen bu saftaki şeyi bir araya getiremez. Nedir o? Bakın camideki safa bakın. Amiri, memuru, yaşlısı, genci, ne bileyim hangi zengini, fakiri, ağzı, paşası hiç fark etmez. Hepsi aynı safta. Yani Allah'ın huzurundasın sen. Teslim olmuşsun yani. Orada hiç makama, rütbeye, zenginliğe, fakirliğe bakılmaz. Var mı böyle ikinci bir böyle bir konu, böyle bir durum? Bulamazsınız. Nerede duru? Camidedir. Dolayısıyla bu nedir? İşte Müslümanların birliğine, beraberliğine, kardeşlik duygularının kuvvetleşmesine, birlik beraberliğin kaynaşmasına sebebiyet vermesinden dolayı mümkün olduğu kadar Müslümanlar olarak namazlarımızı camide kılmamız lazım. Ama dediğimiz gibi bir mecburiyetten dolayı kılanmamışsak evde hanımıyla veya çocuklarıyla cemaat yapmasında da hiçbir sakınca yoktur. Alışkanlık yapmamak şartıyla inşallah. Evet hocam son 5 dakikanın içine girdik ve i̇nşallah. son sorumu sormak istiyorum. E, hocam selamun aleyküm ben Almanya'da yaşıyorum demiş. E, Belediye otobüsü kullanıyorum. Namazlarımı ayakta değil de oturarak kılabilir miyim? Çünkü otobüste yer yok otobüsün koltuğunda demiş o yüzden oturarak kılabilirmiyim? Şu var e, yine mümkün olduğu kadar herhalde araba yani zaman mı olmuyor öyle anladım ben herhalde mümkün olduğu kadar farz namazların ayakta kılınması lazım ölçü odur farz namazlar yani kıldığı namazın farzını sünnetini oturarak kılabilir sünnetini ama farzını ayakta kılması lazım ama tabi otobüste değil de onun tabi yine en azından e, ha şöyle olur mesela otobüs yürür halde değildir de duruyordur mesela e, kıbleye doğru dönüp namazını kılabilir mi? Kılabilir. ona bir sıkıntı yok. Zaten orası bir ev, mekan konumunda olur. Ev veya herhangi bir mekan konumunda olur. Kılabilir. Ama yürür haldeyken zaten onda da şey olmaz. Mümkün olduğu kadar sünnet namazlarını oturarak kılmasında sıkıntı yok ama farz namazları ne yapması lazım? Ayakta kılması lazım. yani. Ama dediğim gibi yani yürür o halde olup olmamasına da dikkat etmek lazım ya. Yani. Evet hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak demek istediğiniz bir şey. Bitti yani? mi programı? Çabuk bitti bu akşam yani <laughs> Fatih hocam yani vaktimiz doldu herhalde. Öncelikle Fatih hocam size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abinizin boşluğunu bu akşam gerçekten güzel doldurdunu çok teşekkür ediyorum. Yani programımıza katılmakla beraber arada bunu bir, arada bir sırada yapmak lazım yani. Güzel moderatörlük yaptınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Seyircilerimizin bu iltifatlarına, bu ilgilerine, alakalarına da çok memnun oluyoruz. Allah razı olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hafta içi karşılaşmış olduğumuz bir şey var. Onunla bitireyim inşallah. Şimdi sorular çok yoğun geliyor. Şimdi soruyu soran kardeşimiz Allah razı olsun heyecanla tabii soruyu soruyor ama zannediyor ki sadece ben soru soruyorum. Halbuki yüzlerce soru geliyor yani. Bu sefer ne oluyor? O sorulan soruya bizim cevap vermemiz belki bugün salıysa bir dahaki salıya kadar cumayı buluyor, cumartesi belki salıya bile aksayabiliyor yani. Onun için soruyu soran kardeşlerimizin sadece soruyu kendisi sormadığını hesaba katarak hani cevaplarda biraz gecikme oluyorsa o, o yönden bizi mazur, mazur görsünler inşallah. Ama elimizden geldiği kadar da gönderilen bütün sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz. Allah hepsinden razı olsun ilgilerinden, alakalarından dolayı. Mevlam inşallah programlarımızın devamını tamamını tesisin, yüksek edesin. Allah sizlerden razı olsun Evet izleyenlerimiz bir programın daha sonuna geldik. Bugün çok güzel sorulara cevap verdik. Bir programdan sonuna geldik. Yavuz Hanım hocamızın da dediği gibi çok soru geldi ama hepsini cevaplayamadık ama inşallah haftaya, salı gününe kadar bütün soruları biz cevaplayacağız inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. FM TV ekranlarından hepinize ee, i̇yi günler diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.